Bir kadın neden açık giyinir? Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Hiç Müslümanlığa uymuyoruz giyim tarzımızda. Ama çekmeyin ya. O yüzden korkarım. Buradaki amaç o bacağı göstermek mi değil mi? Niye? Kahveler yüzünden. Kadınız çünkü, kadınız. Hiçbir çıplak bir erkek gördün mü? Adam namuslu, şerefliyse. Neden mini etek giyince? Bana bırakacağınız hepsini birlikte işkilecek. Başıma bir şey gelmedi, bilmiyorum. Her yerinde meydanda, işte her yerinde açmış. Ben bir bayan olarak bile utanıyorum. Uyuşturucu alıyor, gidiyor. Zor mu kadın olmak? Güzel bir yaşantın varsa kadın olmak güzel bir şey. Bazı bayanlar da hak ediyor. Bir kadın neden açık giyinir? Bir kadın neden açık giyinir? Mini etek giyinir, göbeğini açtın. Hani son trendler öyle ya. Evet. Göbeğini açtın, işte dekolten büyük. Ya yani şöyle, açıklıktan ziyade insan kendini nasıl beğeniyorsa, nasıl iyi hissediyorsa o şekilde giyinmeli. Ben eğer bugün kendimi işte mini bir etekle ya da bir tightla güzel görüyorsam buna hiç kimse karışamaz. Onun için istediğimi giyerim ama insanların bakış açılarından dolayı kendi istemediğim herhangi bir kombini ya da herhangi bir kıyafeti giymek zorunda kalıyorum. Bu şekilde. Peki neden, ama şimdi sorumun cevabı bu olmadı. Neden mini etek giyince? Kendimi öyle rahat hissediyorum. Tamam. Ya da o gün o eteği kendime yakıştırdım. Tamam. Peki mini eteği giyindin. Bacakların evet. Görülüyor. Evet. Birinin bakması seni rahatsız ediyor mu? Şöyle, birinin bakması beni yani rahatsız nasıl ediyor? Eğer kötü bir gözle bakıyorlarsa tabii ki de beni rahatsız eder. Zaten biz bu yüzden, evet biz zaten bu yüzden giyinemiyoruz. Bir Avrupa ülkesine baktığımız zaman, işte örnek veriyorum ki bir Almanya'da ya da bir İngiltere'de bir kısa şort ya da bir kısa etekle çıktığın zaman hiç kimse Türkiye'deki gibi dönüp de ya bu kız da ne giymiş, işte ya şu kızın giydiğine bak diye sözler kullanmıyor. Ama Türkiye'ye baktığınız zaman, şurada şu an kısa mini etekli bir kız gördüğümüz zaman ya işte şu kıza baksana, işte her yerinde meydanda, işte her yerinde açmış gibi cümleler kullandığı için Türk erkekleri, biz istediğimiz giyinemiyoruz. Ben o an etek, yani o an etekle kendimi iyi hissediyorumdur. Yani cümleyi bana hoştur. Cümleyi kullanmadı. Sana bakıyor. Yani ne gözle bakıyor? Hoşnut mu oluyorsun? Şöyle, şimdi insanların bakış açıları. Yani örnek veriyorum ki yanımdan bir kız geçip böyle hoş bir şekilde baktığı zaman o gün beni beğendiğini anlıyorum bir kızın. Ama bir erkek böyle pis bir gülüş attığı zaman biz onun ne anlamda attığını ya da herhangi bir kötü bir söz kullandığı zaman ne anlamda söylediğini biliyoruz. Bu bizi rahatsız ediyor. Söz kullanmadı, o da hoş baktı. Buradaki amaç o bacağı göstermek mi değil mi? Değil, tabii ki de değil. Tabii ki de değil. Yani neden insanlar bacaklarını göstermek için etek giysin ki? Ben o an işte o etekte kendimi hoş görüyorumdur. Kendim hoş görüyorum, kendim beğeniyorum. O an crop giyerim, işte ince gözüküyorumdur mesela, örnek veriyorum. Kendime güveniyorum, hoş görüyorum kendimi. Ben o gün o eteği giyerim. Ama insanların bakış açısından dolayı ben bu eteği giyemiyorum mesela. Kendim, olayımız zaten şu değil mi? Giyindiğimizde kendimizi sergilemiyor muyuz? Şimdi sen de mini eteğini giyindin, göbeğini açtın vesaire. Buradaki senin amacın da bu değil mi? Benim amacım bu şekilde giyinmemdeki amaç. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi mini etek giydiğin zaman da ya da ben işte örnek veriyorum bugün tight bununla çıktım. Ya beni insanlar şimdi bu şekilde gördüğüme beğenmeyecekler mi? Etek giydiğim zaman ya da crop giydiğim zaman ya da işte kısa bir elbise giydiğim zaman insanları kendimi beğendirmeye mi çalışıyorum? Hayır. Ben o gün kendimi öyle rahat hissediyorumdur, öyle beğeniyorumdur. Olayı yanlış kavradım. O değil. Kendini beğendirmeye çalışıyorsun değil. Şimdi sen kendini beğendiysen karşısındakinin evet. De seni beğenmesi evet. Senin hoşuna gidecek. Her insanın hoşuna gider. Doğru mu? Beğenilmek her insanın hoşuna gider. Yani evet. Bu insanın kendini sergilemesi evet. Gibi. Doğru mu? Yani. Bu durumda şimdi kendini sergileyen bir kişiye bakmak. Kendini rahatsız eder. Çünkü ne zihniyetle baktığını insanların az çok anlayabiliyoruz. Örnek veriyorum. Şimdi bir kız geçtiği zaman, bana hoş bir şekilde baktığı zaman bir kız, ben onun ne niyetli olduğunu biliyorum. O gün beni beğenmiştir. Hem cinsimiz. Ama benim şimdi örnek veriyorum ki bir erkek bana geçerken şöyle baktığı zaman ya da işte ben geçiyorum hala bana bakmaya devam ediyor. Neyin baktığını, ne için baktığını anlayabiliyoruz. Bu kadınlara mesela şiddet vesaire falan da uygulanıyor veya işte rahatsız etmeler söz konusu oluyor ya. Karşıyım bu gibi durumlarda nasıl baş ediyorsun? Veya böyle bir şey başınıza geldi mi? Yok, hiç gelmedi. Neden diyeceksin? Çünkü yani giyimime yani böyle tarz yerlere gitmiyorum. Dikkat ediyorum. İşten eve, evden işe. Yani hoş bir şey değil. Şey tavsiye etmiyorum ama bazı bayanlar da hak ediyor. Yani. Hangileri hak ediyor? Çünkü yani bu devirde gerçekten yani şey
Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Hiç Müslümanlığa uymuyoruz giyim tarzımızda. Gerçekten. Yani bir evet çok aşırı derecede. Yani boş karşılamıyorum. Ben bir bayan olarak bile utanıyorum. Gerçekten. Tabii yani hak ediyorum. Tabii hepsi tabii, değil yani. Tabii yok yani. Genelleme söyleyeyim, ben hepsini şey yapmıyorum. Ben de bir kız yetiştirdim İna. Ben daha açım, kızım daha kapalı. Bu yaşıma geldim, daha hiç kimse böyle dönüp bana bakmadı yani. Giyimime, şeyime, oturmama, kalkmama dikkat ettim. Hani o tarz yerlerde şimdi bir bayanın bu saatten sonra ne işim var benim bu taraflarda? Yani biraz da usluplu olursa diyorsun tabii, bir kadın. Tabii oturaklı, giyimine, tabii hayır. İnan erkekler daha edepli bayanlarda. Gerçekten. Erkekler daha oturaklı, daha şeyli. Hiçbir çıplak bir erkek gördün mü? Yok. Bayanlarımız daha aşırı. Kadın olmak zor mu? Ay kamera çek ya. Sen konuş evet, ya. Evet kameradayız. Ama çekmeyin ya. Ama çekmesek olmaz ki. Nasıl kadın olmak zor mu? Değil. Zor değil. Neden zor değil? Birçoğu mesela zorlanıyoruz diyor. Kadın olduğumuz için sıkıntılar yaşıyoruz diyor. Siz herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben hiç de bile. Yaşamıyorum. Yaşamıyorum. Korkmuyorum da. Siz? Nerede o diğer abla nerede? Onlar Türkçe. Kadın olmak, teşekkür ederim. Merhaba. Kadın olmak zor mu? Bence değil. Herkes kendi ekmeğini kazanabiliyor artık. Peki eşiniz var? Evet var. Eşiniz olmasaydı? Eşim de olmasaydı ayaklarımın üzerine durabilirdim zannediyorum. Ya çalışıyorum. Zorluk söz konusu oluyor mu? Mesela işe gidiyorsunuz, iş yerinde. Hı hı. İşte, biliyorsun son dönemlerde tacizler vesaireler işte kadınlara da rahatsızlıklar falan veriliyor. Ha, o yüzden korkarım. O yüzden korkarım. Yani eşim olmadığı zaman olmasa yani. O yüzden korkarım ama genellikle yaşarım yani. Hiç rahatsız edildiniz mi? Yok. Yok. Ciddi. Gençlik gerçekten. Yani? Gençliğim 16 yaşında evlendim zaten. Ne güzel. 40 sene oldu evleneli. Maşallah. O yüzden başıma bir şey gelmedi. Bilmiyorum ya. Yani. Allah da göstermesin. Çok zor. Neden? Her şey sende. Neyse boş ver. Ya her yerde kadın olmak çok zor. Ne oluyor mesela? Ne sıkıntı yaşıyorsunuz? Ne gibi zorlukla karşılaşıyorsunuz? Ya çekmeden söylesem olur mu? Nedir bu haber kanalı mı? YouTube kanalı mı? Allah'ını seversen. Yüzümü çekmesi olur mu? Tamam, kenardan çık. Tamam, örneğin ev tutmak istiyoruz. Ev tutmak kadın Allah başına zor. Sen bunu sor abi. Bir dakika abi sen konuş. Bana ne? Örneğin mesela şey diyor, işte kim yaşayacak evde diyor. Üç kızım ve ben diyorum. Eşiniz diyor, eşim yok diyorum. Hayır diyor, evi veremeyiz diyor. Başka. Örneğin işte, örneğin 12'den sonra dışarıya çıkamıyoruz. Ne 12'si? 11'den sonra dışarı çıkamıyoruz. Akşam ezanı okundu mu? Evet, tıkanıyoruz. Niye? Kahveler yüzünden. Kadınız çünkü, kadınız. Bana bırakacağınız hepsini diriltmiş gideceğim. Amin. Gerçekten. Ya her şey, çok şey. Örneğin mesela, istediğimiz gibi zaten hani çok fazla rahat olan insan değiliz. Hiçbir şekilde rahat olamıyoruz. Günaydın diye otobüse biniyorsak, ikinci günü günaydın diye cevap alıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi sorunlar. Valla eşim Brezilyalı. Kadın olmak zor mu diye, hani kişiye bağlı, yani aldığı adama bağlı. Adam namuslu, şerefliyse kadın sıkıntı çekmez. Ama adam psikopatsa, şizofrense kadın durumu yaş. Yani bir de günümüzde genelde yani bayanlar özellikle gidiyorlar böyle hani şey erkekleri yani bile bile hani diyor ya ben bu diyor tamam bu tamam diyor ama bu mesela alkol alıyor ve uyuşturucu alıyor gidiyor yapışıyor ondan sonra da yani onlar olmadığı zaman kadın işi niye zor olsun yani bak sabahtan belli evde beraber yapmıyor muyuz işi he? Kadın olmak zor diyor. Zor mu kadın olmak? Mesela Vandi içinde diyor mesela. Anladın evet. mı? Türkçe biraz. İngilizce varsa konuşur yani. Yok. Bizde de Almanca var. Konuşmadık. Çok zor. Neden? Yani sorumluluk üstlenmek, yani ne bileyim tüm annelik olarak tüm yükü üstlenmek zor bence. Onun dışında yaşadığın başka sorunlar var mı kadın olarak?
Yani ya burada sizin haklarınızı araştırıyoruz. Yani ne bileyim. Yaşadığınız sıkıntıları araştırıyoruz. Öyle bir şey, şu anca sıkıntım yok ama dediğim gibi kadın olmak zor. Sorumluluk, annelik, her türlü çalışıyorsun. Anası olarak baktığınız olarak, normal sosyal hayat olarak. Yani güzel bir yaşantın varsa kadın olmak güzel bir şey. Ama zor da olsa güzel bir şey.